Başbakan Binali Yıldırım Cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasının hukuki bir süreç olduğunu belirterek herkes milletin denetimindedir dedi. Kamu menfaatini gözetmek durumundalar. Kayırmadan, görevi kötüye kullanmadan memleket, millet adına iş yapan, hizmet yapana kimsenin söyleyecek sözü olmaz, herhangi bir sıkıntı da yaşamaz. Ama yanlış yapanlar varsa bunların da hukuk içerisinde karşılığını görmesi gayet doğaldır. O bakımdan herkes baştan milletin denetimindedir. Yıldırım'a Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağı iddiaları da soruldu. Kiminle karar verecek, hangi yönde gidecek, o kararı verecek olanlara aittir. Biz kimse hakkında şöyle olacakmış, böyle olacakmış, geleceğe yönelik tahmin yürütmek konumunda değiliz. Biz ülkeyi yönetiyoruz. 2019'da seçim olacak. Herkes meydana çıkacak. Ben varım diyen milletten boynunu ölçüsünü alacak. Bu kadar basit. Başbakan Yıldırım, Diyanet'in internet sitesindeki çocuk yaşta evliliğe onay tartışması yaratan açıklamalarla ilgili şunları söyledi. Bugün biz de Cuma'yı eda ettik. Hutbede Hatip hocamız bunu en güzel şekilde açıkladı. Ergenlik, buluğa erme işi ayrı bir iştir. Ama evlenme yaşı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında bellidir. 18 yaşını ikmal edenler evlenme hakkına kavuşmuş olurlar. Bundan önce yapılan evlilikler yasa dışıdır. Ayrıca büyük mağduriyetlere de sebep olmaktadır. Kabine değişikliği ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sabah açıklama yaptığını belirten gazetecinin sorusuna da Yıldırım, onun sözünün üstüne söz mü söyleyelim yanıtını verdi. Onun sözünün üstüne söz mü söylüyor?